Merhaba arkadaşlar, Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, hatta çok da sıkça da soru aldığımız muhabbet kuşları yumurtasının doluluk oranlarının arttırılabilmesi veya yumurtanın kontrolü, dolu mu boş mu onun kontrolünü yapmak. Şimdi çok soru geliyor bana. Genelde muhabbet kuşları işte yumurtaları dolu mu veya yumurtaları boş çıkıyor, niye boş çıkıyor? Bunun bir sürü nedeni olabilir. Kuşla alakalı olabilir, efendime söyleyeyim beslenmesiyle alakalı olabilir, hasta olabilir kuş, çift eşlerden erkeğin kısır olmasıyla alakalı olabilir. Belli başlı nedenler var yumurtaların boş çıkmasıyla alakalı. Şimdi sırayla nedenlere gelelim. Yumurtalar niye boş olabilir? Erkek dişiyi dölleyemiyordur. Dölleyemiyor yani çiftleşiyorlardır ama erkek spermlerini dişiye aktaramıyordur. Niye aktaramıyor? Bunun iki tane nedeni var. Ya erkeğiniz kısırdır arkadaşlar, yani sperm yaşlı olduğundan da olabilir, genetik de olabilir. Sperm üretemiyordur, dişiye veremiyordur. Yahut da spermi vardır ama yanlış yerle muhatap oluyordur. Yani özellikle show jumbo üretenler bilir. Anal bölge, yani çiftleşmenin olduğu bölgede, popo bölgesinde show jumbolarda miktarı yüksektir. Tüy miktarı yüksektir. Bu tüy miktarına bağlı olarak çiftleşme esnasında erkek spermlerini dişiye aktaramaz. Aktaramadığı zaman dişi döllenmemiş yumurta yumurtlar ve kuluçka süresince tabii ki bu boş yumurta olarak, yani çöpe gidecek yumurta olur. Bir de şöyle bir durum var. Yine üçüncü bir özellik, erkekle alakalı olan sıkıntıdan bahsediyorum. Erkek çok tecrübesizdir. Yani çok genç bir erkektir, daha önce çiftleşmemiştir. Eşe atarsınız, dişi yumurtlar görmüşsünüzdür, çiftleşmiştir ama boştur. Ama ikinci ağızda bir bakmışsınız, yumurtaların hepsi doludur. Sebebi şu, tecrübeli erkek olmadığı için çiftleşmeyi tam becerememiş. Yumurtaları dölleyememiş, dölleyemediği için yumurtalardan da yavru çıkmamış demektir. Bunlar genetik, yani sizin elinizde olan faktörler değil. Siz bunlara müdahale edemezsiniz. Şimdi sizin elinizde olan müdahalelere bahsedeceğiz. Şöyle bir örnek vereyim size. Muhabbet kuşunuz 7 yumurta yaptı. 7 yumurtanın 3'ü dolu, 4'ü boş. Burada demek ki erkek dişiyi dölleyebiliyor ama herhangi bir problem var burada. Yani en kötü 6 tanesinin de dolu olması gerekirken niye 3 tanesi dolu da 4 tanesi boş veya 4'ü dolu da 3'ü boş? Yani boş yumurta sayısının maksimum 1 olması lazım. Sebebi şu, hayvana verdiğiniz, kuşa verdiğiniz besinler kuşun sağlığına olumlu etki etmiyor. Yani sperm kalitesini, sperm sayısını arttırmıyor. Bunun için piyasada kullanılan belli başlı ürünler var. Profesyonel ürünler. Bunların yumurta sayısını arttırdığı, yumurta doluluk oranını arttırdığı söyleniyor. Şimdi bu aslında tek başına küçük bir konu değil. Bunun içerisine aminosit giriyor, bunun içerisine efendim mineral giriyor, efendime söyleyeyim bunun içerisine vitaminler giriyor, bir sürü etmeni var. Hangisinden ne kadar verileceği çok önemli. Mesela muhabbet kuşlarında yumurta oluşturmak için lizin proteini, aminositi çok önemli arkadaşlar. Yani protein demiyorum. Proteinler de aminoasitlerden oluşturur. 20 çeşit aminoasit vardır. Bunların bileşkesidir esasen. Her aminoasitin farklı görevi vardır. Lizin aminoasiti yumurta oluşumuna katkı sağlayan bir protein yapı taşıdır. Eğer siz lizin aminoasiti kuşa vermezseniz, hiç almazsa yumurtaları %99 boş çıkacaktır. Tabii verirseniz dolu çıkacaktır. Şimdi Bred Max denen bir ürün var. Yani ben bu işe 2010-2011 yıllarında başladım muhabbet üretimine. O zaman da vardı, yeni çıkmıştı. Halen daha var. Kullanan var mı? Var. Ben kullanmıyorum. Ben kullanmıyorum. Niye kullanmıyorum? Benim yumurta doluluk oranıyla, yumurta sayısıyla alakalı bir sıkıntım yok. Ha olsa kullanır mıyım? Kullanırım yani, açık konuşayım. Yani kuşlarım boş yumurtlasa, efendime söyleyeyim, yavru sayısı azalsa, yani 7 yumurtada 3'ü dolu çıksa kullanırım. Ama bunun için belli başlı yöntemler var, size önerebileceğim, kullandığım.
Tohum çimlendirmesi arkadaşlar. Yani maş fasulyesi olabilir, buğday fasulyesi olabilir. Şey, buğday çimi olabilir. Çimlendirme dedin yani şeyi köklendirir sadece, yani büyük yeşillik olmasına gerek yok. Yani 2-3 günlük bir periyot içerisinde çıktığı kadar verin hayvana. Fiy tohumu kullanabilirsiniz. Maş fasulyesi yine bahsedeyim, onu kullanabilirsiniz. Ama bunları belirli periyotlarda vermenizde fayda var. Yani sık sık vererseniz kaş yapayım derken göz çıkartırsınız. Yine önerebileceğim şey haşlanmış yumurta arkadaşlar. Haşlanmış yumurtada bu oran yüksektir. Lizin amino asidi, haşlanmış yumurtadan bahsediyorum. Lizin amino asidi yüksektir. Haşlanmış yumurta verebilirsiniz. Harici, sadece tabii ki şeyle bitmiyor. Bunlarla bitmiyor. Mineral, gaga taşı. Mesela şöyle bir örnek göstereyim. Mesela benim bütün kuşlarımda sürekli mitomadiyen. İlaç soluklarında kum bulunur. İçerisinde farklı bir karışım kum vardır. Yani 10 çeşit kum vardır içerisinde. Bütün mineralleri almasını isterim. Kilde dahil. Mineral çok önemli. Yumurtanın kabuğunun oluşmasında, yumurtanın hormonal dengesinin oluşmasında mineral çok önemli. Mineral vermeden hayvanınızdan yumurta almayın. Yumurtlar ama bünyesi çok zayıflar. Buna mutlaka dikkat edin. Bir de harici profesyonel likit mineraller var arkadaşlar. Geçmiş videolarımızı izleyenler bilir. Tektomin denen bir likit mineral var. Bu çok önemli. Bunu mutlaka kullanmayın. Yani yumurta kabuğunda bulunanlar kalsiyum, magnezyum, fosfor. Bu tarz şeyler yumurta kabuğunda çok bulunur. O yüzden likit mineral vermenizde fayda vardır. Sürekli vermenize gerek yok. Haftanın bir günü veya iki günü, dört gün ara bırakarak verebilirsiniz. Şimdi isterseniz yumurta doluluk oranı nasıl anlaşılır, nasıl kontrol edilir? Onunla alakalı bir video çekelim devamında. Şöyle elimde bir tane fener var gördüğünüz üzere. Bu fener benim yumurta kontrol fenerim. Bununla kontrol ediyorum. İsterseniz bir yuva açalım. Yuva açalım. Hangisini? Şunun isterseniz yuvasını açalım. Bunun yavruları yok. Yumurta sayısı da çok olduğu için arkadaşlar şimdi göstereceğim. Oradan en azından fikir sahibi olabilirsiniz. Evet. Müşteri istersen kamerayı al gel. Şöyle aldık. Bakın hava kesisini görüyorsunuz değil mi? Ve içindeki kırmızılığı, damarları. Hava kesesi varsa şu çizgi, şu gördüğünüz yuvarlak var. Bir boşluk gibi gözüküyor. O varsa yumurtanız dolu demektir. Boş olanlardan, daha döllenmemişlerden bir örnek vereyim size. Bakın. Gerçi bu da döllenmiş görüyorsunuz bakın. Görüyor musunuz? Şunu göstereyim. Evet. Henüz döllenmemişlerden bir örnek. Bakın görüyorsunuz. Işığı geçiriyor komple. Bembeyaz oluyor. Mesela şöyle göstereyim. Bakın. Görüyor musunuz? Işığı geçirmiyor. Ve hava kesesi mevcut. Damarları da görüyorsunuz. Bu şekilde yumurta kontrolü arkadaşlar. Rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz hepsini bir kontrol edelim. Bakalım. 8 yumurtanın kaçı dolu şu anda, kaçı boş? Şuna bakalım. Bakın bunda görüyorsunuz civciv oluşmuş. Bu dolu, bu bir. Şöyle kenara koyalım. Şuna bakalım. Bu zaten spesifik belli, hava kesisi oluşmuş. Bayağı da içinde oluşmuş. 2'de 2. Şuna bakalım. Evet, bakın damarlanmayı görüyorsunuz. 3'de 3. Buna bakalım. Oo, bu ilk yumurta sanırım. Bayağı gelişmiş içinde. Hava kesisini görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bak. Sizde halka var yukarıda. Boşluk gibi. O hava kesisi. O varsa doldur yumurtanız. Evet. Bu yeni en son yumurtladığı yumurta. Bu boş gözüküyor şu anda. Ama ilerleyen sürelerde bu da dolacaktır. 5'te 4 dolu şu anda. Kesin. Bakın. Bu da dolu. Görüyorsunuz. Hava kesisi de var. Oh bakın. Ey bak burada çok belli. Bu daha 4-5 günlük bir yumurta arkadaşlar. 4-5-6 günlük bir yumurta.
6'da pardon 7'de 6 buna bakalım. Evet bu da dolu. İçindeki hava kesimini görüyorsunuz muhakkak. En tepedeki damarları zaten görüyorsunuz. Yani 8'de 7 şu anda. Evet arkadaşlar, yumurta kontrolü de bu şekilde. Size birkaç şey daha söylemek istiyorum. Şimdi yumurta kontrolü yaparken kuşları her gün besleyen, her gün sularını tazeleyen, her gün mamalarını yapan, her gün gördüğü insanın yuvalıklarını açmasına özen gösterin. Çünkü kendi sahiplerinin kokusunu bildiği için yumurtaya başka su dokunduğu zaman o kokuyu algılayıp yumurtalara yatmamaklık yapabiliyorlar. Daha önce başımıza geldi geçmiş dönemlerde. Yani dolu yumurtalarınızın boşu yere ölmesini istemiyorsanız bu konuda biraz daha azami özen göstermeye dikkat edin. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiğiniz bir şey varsa Instagram hesabımızdan Biyoloğun Kuşevi sayfasını takip edebilirsiniz. Oradan sorduğunuz acil soruları cevaplamaktan memnuniyet duyuyorum. Boş olduğum zamanlarda muhakkak bakacağımdır. Sık boğaz etmeyin. Yani mesaj attıktan bir dakika içerisinde cevap veremem size. Birkaç gün bile geçebilir cevap veririm. Ama cevap veririm muhakkak. Ayrıca videoyu beğendiyseniz, size yardımcı olduysa kanalımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Selametle.